Evet, şimdi Mesut Yılmaz'ın eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Bahçeli'nin idamla ilgili o dönemki görüşlerini Sayın Nazif Okumuş'la konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Okumuş. İyi yayınlar efendim. Evet, şimdi idam noktasında zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz referandum sürecinde çok gündeme taşıdığı bir konuydu. Avrupa'dan çok büyük tepki çekmişti. Ama tabii şimdi Devlet Bahçeli ile ittifak dahilinde bir yol arkadaşlığı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Mesut Yılmaz'ın bu itiraf gibi açıklamaları çok dikkat çekici. Siz de o döneme yakın tanıklık etmiştiniz. Hemen sözü size bırakalım. Neler oldu, neler yaşandı? Efendim, parlamentoda zaten seçime gidilirken Avrupa Birliği'ne müktesebatına uygun bir şekilde uyum yasaları çıkarılıyordu. Bunların bir tanesinde idam cezasının Türkiye'de kaldırılması oluşuyordu. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda gerek hükümet ortakları Sayın Bülent Ecevit Demokratik Sol Partisi ile gerekse de Sayın Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi ile öncelikli olarak bunu görüştü. Daha sonra parlamentoda anlaşıldı ki idam cezası ile ilgili kaldırılması yönünde büyük bir mutabakat var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi her ne kadar idam cezasının kaldırılmasına karşı gözükse de Milliyetçi Hareket Partisi de komisyonlarda bunun karşısında çok aman aman kora kor bir mücadele verdi. Gerçekten de öyle oldu. Öyle oldu ve maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin Allah rahmet eylesin İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bir başta olmak üzere Trabzon Milletvekili Sayın Bıçakçıoğlu ile beraber birkaç arkadaşımız çok yoğun bir çaba sarf etmesine rağmen komisyonlardan bu geçmeyecekti. MHP eğer idam cezasının karşısında dursaydı. Çünkü dönemin Doğru Yol Partisi ve dönemin özellikle Doğru Yol Partisi burada bir anahtar rolü oynuyordu. Kayseri Milletvekili kulakları şımdasın Sayın Sevgi Esen Hanımefendi başta olmak üzere MHP milletvekillerine bu konudaki hassasiyetinizi göreceğiz diyorlardı. Ve MHP milletvekilleri bu mücadeleyi vermiş olmalarına rağmen Sayın Bıçakçıoğlu'nu ve Sayın Mehmet Gül'ü Sayın Bahçeli birkaç defa odasına davet ederek komisyonda ki tavırlarını değiştirmeleri gerektiğini veyahut da çekimsel kalmalarını arzu etti. Bu bizim dışımızda. Biz muhalefetimizi parlamentoda yapacağız. Genel kurula geldiği zaman yapacağız dedi. Genel kurula böylece inmesi sağlandı. Genel kurulda zaten dönemin Refah Partisi, AK Parti'ye de oluşturulmuş ve AK Parti'nin milletvekilleri, hatta Demokratik Sol Parti'den ayrılan milletvekilleri de idam cezasının ağırlıklı olarak kaldırılmasından yanaydı ve MHP bile bile billa destedi yani. Bile bile billa destedi. Sayın Bahçeli burada bence ben de o zaman İstanbul Milletvekili ve idim ve grupta da parlamentoda da MHP'nin konuşmacılarından bir tanesiydim. Dolayısıyla çok ateşli konuşmalar yaptık ama biz sadece kendimizi avuttuk. Yani memlekete samimi bir şekilde idam cezasının karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğunu inandırıcı bir şekilde ifade etmekten aciz kaldık. Çünkü komisyonda çekimsel kalan, komisyondaki oylamaya bir anlamda katılmayan bir MHP inandırıcılığını kaybetmişti. Sayın Bahçeli zaman zaman bu konuda düşüncelerini paylaştı. İdam cezasına karşıydıktır ama daha sonra Sayın Bahçeli mesela bunları çok ciddiye aldı. Sayın Bahçeli parlamentoda idam cezasının kaldırılması yönünde oy kullanan bazı milletvekillerini daha sonra partisine alarak onları yeniden milletvekili yaptı. Yani çok ilginç. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Evet. Dolayısıyla Sayın Yılmaz'ın söyledikleri çok doğruydu. Ama biz de böyle lala. İşte biz görüyoruz. Popülizm dedikleri halkı kandırma adına ne varsa yapıyoruz. Türkiye'de meydanlarda ip atarız. Ondan sonra getirsinler idam cezasını ben de yaparım deriz. Derler bu Sayın Bahçeli olur, bu Sayın Erdoğan olur, bu Sayın falancı olur, feşmekancı olur. Halkımızı sadece dikkatini çekerek cambaza bakanla işi içerisinde yönlendirerek öbür taraftan gene aynı tası aynı tamam su mecrağında akmaya devam eder. Maalesef doğru bir işti ve maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi tabanı tarafından da hala sorgulanan çok önemli birkaç gündem maddesinden
o dönemden kalma tabii ki. Bir tanesi bu idam cezası ile ilgili mecliste yaşananlar. Evet, oysa bugüne döndüğümüzde işte referandum süreci dedik ve son dönemde Sayın Bahçeli'nin idamla ilgili görüşü çok keskin, çok net. Ama geçmişte demek ki bunlar yaşanmış. Siz de o döneme tanıdınız. Sayın Bahçeli bu tip şeylerini zaman zaman söyler. Ama bazı söylediklerini gereğini yerine getirmez. Karşıda mesela o kadar çok gündemde mesele vardı ki bunlardan bir tanesi madem idam cezasıydı, idam cezasıyla en azından şimdi bu kadar iktidar partisiyle, AK Parti ile çok ciddi bir birliktelik, hatta yoğunlaşması var. O zaman idam cezası getirsinler de görelim parlamentoya, getirsinler. Halkımız da bunu bekliyor. Halkımız zaman zaman gündeme gelen çok dikkat çekici hadiselerden sonra meydanlarda Sayın Erdoğan'a da Sayın Bahçeli'ye de slogan atıyorlar. Sloganlarla onları yönlendirmeye, onları bir şekilde gereğini yerine getirmeye davet ediyorlar. Ne diyorlar? İdam isteriz diye, idam gelsin diye bağırıyorlar. Evet. Onlar da parlamentoya gelirse biz gereğini yerine getiririz diyorlar ama bunu gereğini yerine getirebilecek bir irade koymuyorlar. Bunu iktidar partisi getirmeyecek, bunu iktidar partisiyle artık bu kadar yoğunlaşmış, seçime girmenin ötesinde 2023'e kadar kendisine bir takvim belirlemiş Milliyetçi Hareket Partisi bile getirmiyorsa o zaman bu kandırmacadan öteye gitmez. Bu tamamen halka tavşana kaç tazıya tut politikası veyahut da halka cambaza bak politikasından öteye bir şey değil. Evet. Onun da ötesini hepsini bir kenara koyarsak Sayın Erdoğan'la ilgili Sayın Bahçeli'nin söylediği sözler çok uzak bir tarih değil, yakın bir süreçte ifade etmişti Erdoğan'la ilgili düşüncelerini ama şimdi gelinen noktaya döndüğümüzde son derece ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu siyaset hakikaten. Zaten siyaset o konuda Türkiye'de bir dönemin çok satan kitaplarından bir tanesinin adı Yalan Söyleyen Tarih Utansızdı. Şimdi aynen öyle olacak. Yakın geçmişe baktığımız zaman yakın geçmişin iki madalyonu var. Bir madalyonunda casusluk davalarından Balyoz ve Ergenekonlara kadar uzanan yalan söyleyen hem tarih hem demokrasi utansın sayfaları. Bir tarafında da siyasilerimizin o kadar ısrarla söyledikleri, o kadar öfkeyle söyledikleri şeref, namus gibi kavramları da ortaya atarak, arkasında durmaya çalışarak pik yaptırdıkları, yani zirve yaptırdıkları lafların tam tersini söylemeleridir. Maalesef. Yalan söyleyen tarihi, yalan söyleyen demokrasiye, yalan söyleyen siyasi anlayışa ve yalan söyleyen siyaset fikrindeki bir takım aktörlere öylesine yapışacak ki, inanın ki bunu çok ciddi bir şekilde görüyorum ve toplumumuz da bunu unutmayacak. Bunlar asla ve kat'a kimsenin yanında kar kalmayacak ve evet, siyasi tarihimizde bir gün gelecek bunların hepsi ibretlik vesikalar olarak ortaya koyacak. Peki. Bu anmaya bile değmez şu anda. Peki. Sayın Okumuş, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.